İnşallah bundan sonra güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize yardımcı olana ben yürekte inanıyorum. Kendi de yıllarca bu işin içerisinde acemi bir arkadaşımız da değil, yeni gelmiş bir arkadaş. Konuyu çok iyi bilen, bu camiyeyi çok iyi tanıyan, insanları çok iyi tanıyan, toplumun içerisinde olan, kendisi de bir esnaf çocuğu olarak bugüne kadar gelen, bundan sonra da esnafımıza, milletimize, bütün vatandaşlarımıza yürekte hizmet edeceğine ben yürekte inanıyorum, kendisine de güveniyorum. İnşallah tekrar kendini yeni binada ziyaret edeceğimiz günlerde arzuyla bekliyoruz. Esnafımız gerçekten duyarlıdır. Bizim Türkiye Esnaf ve Sanatkar Camiası aile kültürüne gelen bir gelenekte şunu söyler, devletin malı deniz anlayışında asıl olmamış. Devletin malı beytül yetim hakkı diyerek devamlı yapmıştır. Çocuğun nafakasına keserek devletin gönlünün üstüne yüklediği sorumluluğu yerine getiren Allah'a şükür olsun bir kesimiz. Yapılanma kapsamında şu ana kadar çıkan yapılanmaların en yüksek başvuruyu aldık. İşveren boyutunda 6180 tane, 4B Bağkur boyutunda 9080 tane müracaat aldık. Yani şu bugüne kadarki yapılanmaların en yüksek müracaat bunda oldu. 31 Mart itibariyle de son ödeme tarihini atlatırsak inşallah tahsilat oranlarımız da bu başvuru oranındaki gibi yüksek gelirse çok daha güzel bir yapılandırma süreci geçirmiş olacağız. Aynı zamanda yeni binaya da inşallah eğer herhangi bir sorun olmazsa 2021 Eylül ya da Ekim gibi müteahhitimiz hızlı bir şekilde devam ediyor inşaat çalışmaları.